Herkese merhaba, annemdeyim bugün. Sabah geldim, bir anneanneme çıktım. Anneannem dün anjiyo oldu. Koldan anjiyo yaptılar. Daha önce bacaktan oluyordu, yeni bir sistemmiş, şimdi koldan yaptılar. O yüzden hemen de çıktı, çok fazla beklemedi. Çok şükür şimdi daha iyi. İlaç tedavisi de devam ediyor olacak. İnşallah sorunsuz bir şekilde bitmiştir diye umut ediyoruz. Şikayetleri, sıkıntıları inşallah biter yani. Şimdi sabah buraya geldim. Anneanneme bir çıktık. Geldik, kahvaltı ettik. Ve saat 11 gibiydi işte. Yukarıya çıktım şeye. Beyoğlu'na PTT'ye çıktım. Maaşımı almaya. Şimdi şey olduğum için ben, doğum izninde olduğum için maaşım PTT'ye yatıyor, SGK'dan yatıyor. İşte raporlusun, onun parası falan yatıyor. İşte tam bilmiyorum adını da, hani paranın adını. Her ay belli bir miktar maaşıma yakın bir para yatıyor, onu alıyorum. Onu aldım. Ondan sonra annemi aradım. PTT'de işim çok çabuk bitti, hiç sıra yoktu, erken olduğu için. Sonra annemi aradım. Anne dedim, duruyor mu çocuk? Uyanmış ama duruyor dedi. Ben dedim bir Waikiki'ye gideceğim. Çünkü Kartal'ın kıyafet eksiği var. Yani tabii ki en son bir doğumundan sonra, doğumunda bir tabii ki alışveriş yapmıştık. O yeni doğan kıyafetleri bir ay sonra falan tabii olmamıştı. Ondan sonra bir ebeveyn alışverişi yapmıştım. Ebeveyn alışverişinden üzerinden de yine bir 2-2,5 ay geçti. Ve şu anda hava da artık soğudu. Hem incelik olarak olmuyor kıyafetleri, hem de artık tulum tarzı şeyler küçük gelmeye başladı ve artık tulum almayacağım. Çok tatlı duruyor, çok seviyorum ama vazgeçtim çünkü hemen küçülüyor boydan, hemen küçülüyor. O yüzden de Waikiki'ye. Dün Salı günü işte pazara da gittim. Pazardan da bir dolaşayım bakayım dedim. Öyle çok güzel böyle çocuk kıyafetleri satan tezgahlar var ama şimdi fiyatları da uygun değil zaten, normal mağaza fiyatları ve şeylerini hiç beğenmedim, böyle penyelerini gerçekten beğenmedim. Hani beğensem böyle güzel birkaç takım almak vardı kafamda ama hiç beğenemedim. Ondan sonra dedim yolumun üstü, yine dedim döneyim dolaşayım, Waikiki yine en iyisidir. Şimdi orada da sezondan dolayı çok güzel şeyler çıkmış. Şöyle bir torba bir alışverişim var. Şimdi size bunları göstereceğim. Waikiki'nin şey özelliği var. Gerçi birçok çocuk kıyafet satan yerlerde var da böyle 2-2 yapıyorlar ürünleri. Bir fiyat koyuyorlar. Güzel yani, tamam çok ucuz değil şu anda sezon olduğu için ama şu anda birazcık yüklü bir, bana göre birazcık yüklü bir alışveriş yaptım ama bunlar bana kışı çıkartır. Çok böyle kalın kazak tarzı şeyler değil, kalın penyeli şeyler aldım. En azından giyindiği zaman bir kere de şey olur. Ay konuşamadım. Bir tane giydirebilirim en azından şu mevsimde. Şimdi daha bu mevsimdeyiz. İnce olduğu için kıyafetleri iki kere iki tane giydirmek zorunda kalıyorum. Şimdi hemen göstereyim size. Dediğim gibi takım takımlar şöyle. Öncelikle şöyle bir takım aldım. 33 lira bunun ikili halinin fiyatı. Şöyle bir tanesi dinozorlu, şöyle ayaklı. Büyük beden aldım bu arada. Şu anki şeyinden hep 6-9 aldım şeylerini, aylarını. Çünkü uzun süre giyinmesini istiyorum. Şimdi bu bir tanesi. Bu onun ikincisi. Bu böyle önü düz, lacivert. Arkasında böyle bir yazısı var. Bu ikincisi. 4 tane alt, 4 tane üst almış oldum. Bir de içlik şey aldım, zıbın gibi var ya. Ondan sonra diğer ikili şöyle. Bunun hiçbir özelliği yok. Sade, gri. En azından her şeyle kombinlenir dedim. Bir de aynı şeyin. Yine böyle sade şey. Paçaları şöyle ve çizgili. Bunların da dediğim gibi penyeleri çok güzel. Hani şey değil. Çok kalın değil, evet, ama normal şeyden kalın. Ve ne derler?
Hani böyle içi pamuklular var ya, hani böyle çocuk böyle kolunu zor sokar, böyle açılmaz. Onları hiç sevmiyorum. Pazardakiler öyleydi. O yüzden ondan almadım. Bunun da fiyatı 33 lira. Ondan sonra ikili üstü geçeyim. Şöyle ki. Birinci ikili üst. Şöyle göstereyim. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Çok tatlı değil mi? Bunlar da hep şey 6-9 aylık. Bunların fiyatı da 45 lira ikili hali. Kim ağlıyor? Kartal ağlıyor. Görüyor musunuz? Kafasını görüyorsunuz küçücük. Ondan sonra annem, 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 kuzucuğum, bir tane. 2 dakika dursun bakalım. Yine 6-9, şöyle bir üst ve şu anda ağlamıyor bu arada. Alayım diye vızıldanıyor. Yine şöyle ikinci bir üst. Bunların da fiyatı 40 liraymış ikisi. Yani ortalama üstlerin adeti 20 liraya geldi. Altların adeti ortalama 15 liraya geldi. Ve şöyle 20 25 liraymış. Şöyle şey zıbını aldım. İkili yine beyaz. Geldim. Tamam, ağlamaya geçtik. Şöyle beyaz zıbın aldım, ikili. Aldıklarım bu kadar. Geldim. Geldim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oo. Ne oldu? Geçti mi? Uykusu var. Üçüncü uyutup koyuşum. Yok, uyanıyor. Anında uyansın. Ne istiyorsun kuzusu? Uyku var. Ondan sonra en son ne aldım size onu göstereceğim. Asya bu aralar Harry Potter şeyine takık durumda. Filmlerine ve kitaplarına takık durumda. Geçen gün bir tane kitabını istedi. Valla 50 lira mı dedi, 60 lira mı, öyle bir 50 mi, öyle bir para söyledi. Dedim yok anneciğim, dedim veremem o kadar para dedim. Neyse, Beyoğlu'nda Sağlıkçılar Çarşısı vardır, bilenler bilir mutlaka. Oradan ben bakmak aklımdaydı, hazır dedim geçerken. Bakayım oraya da. Oradan Harry Potter kitabı buldum ona. Şu Harry Potter galiba 8 tane şu anda kitabı. Ben aldığım galiba 6. bilmiyorum, hikayenin adına göre tabii şey oluyor. Şöyle bir Harry Potter kitabı aldım. Adı da bu. Meleh ne? Melez Prenses. Kaç paraya aldım biliyor musunuz? 10 liraya aldım. Çok kalın zaten. Bunu ne zamana kadar zamanda bitirir, ne yapar bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Nijinin ne koyuyor şu? Koyuyor da koyuyor şu. En azından onu da çıkarmış olduk aradan, iyi oldu. Nerelere bakıyorsun sen? Banyo yaptı. Çok güzel uyuması lazım şu anda ama yok, uyumuyor. Oh benim şapşık suratlım, benim şapşık suratlım, benim. Benim ponçik suratlım benim. Ya nereye bakıyorsun ya? Nereye bakıyorsun sen ya? Sarıl anneye. Sarıl. Oh. Öyle yani. Asya'ya da onu almış oldum en azından. Okuldan gelince çok sevinecek. Çünkü çok istiyordu. İnşallah beğenir, okur. Hem esniyor hem uyanıyor, böyle bir uyanıyor yani, bir şeyi de yok bak, hiçbir şeyi yok, ne ayaklarını oynatıyor, ne gazı var, ne midesi kötü, niye uyanıyor biz de bilmiyoruz. Öyle, ben gidiyorum şimdi, sonra görüşürüz. Asya'ya sürpriz yapacağım. Yasam yeter mi Sena? Bakayım. Yeter tabii ki. Hoş geldin. Hoş Yoruldun mu? bulduk. Ya. Yorulmadın mı? Yorulmadım.
Hava ne kadar soğudu değil mi? İyi ki giydin evet. bunun üstüne ama yeleğini giymedin. İyi olmadı. Sessiz ol kardeşim, uyuyor. Çok zor uyudu. Kapıyı kapatsana. Sana bir sürprizim var. Ne? Çıkar pelerinini. Bir de kısa kolluyu giyinmiş. Hazır mısın? Ha. Anneannem onu bir şey mi yaptı? Ne? Bir de sana geçti. Hadi ver anneannesi. Nereden buldunuz? Bulurum ben. Sevindin mi? Nereden buldun? Ben bulurum. Hı? Sevindin mi? Serinin en kalın kitabıymış. Evet. Oku oku bitmez artık. Değil bu mi? 6. bölüm. Evet. Ha, biliyor musun 6 oldu? Ben de üstüne baktım baktım. Yazmıyor. Güzel kokuyor mu? Evet. Nereden buldun? Güle güle oku lan annem. Daha doğrusu güle güle oku. Akıllı akıllı oku. Bak bu da püre gibi oldu aslında. Dünyada en zehirli balıklardan sayılan aslan balığının ana vatanı Hint Okyanusu. Orada ısınan su nedeniyle başladı. Önce Akdeniz'e ardından Ege Denizi'ne geldi. Hızla çoğalan aslan balığı yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Herkese merhaba. Bir Migros sanal market alışverişiyle daha karşınızdayım. Bana sponsor falan değiller ama çok kolaylık olduğu için sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Aslında sanal markete nasıl başladım? Ben şöyle başladım. Birincisi bebekten dolayı çıkamadığım için aslında en büyük etkeni bu. İkincisi de Migros'un bebek bezleri. Bebek bezlerinde hemen birkaç arkadaştan da birkaç yorum aldım. Hemen lafı gelmişken ondan da bahsetmek istiyorum. Migros'un bebek bezi şu. Prima'nın yarı fiyatına. Prima'nın hemen hemen değil tamamen yarı fiyatına. Ne diyordum? Ha, Prima'nın yarı fiyatına. Evet, Migros'un bebek bezi bu. Ben şu anda şu zaten 2 numaradan başlıyor. Ben şu anda 3 numara alıyorum. Birkaç arkadaş hep yazdı memnun musun nasıl diye. Birkaç arkadaş şey yazmış. Hatta daha dün de konuştuk. Çiş çıkıyor diye yazmış. Şimdi açıkçası ben en küçüklüğünden beri yani küçüklüğüm çocuk tabii ki çok büyümedi daha 3 aylık ama 1 aylığından daha yeni doğduğundan beri Prima kullandım ve Prima'da da çıkıyor yani bu galiba bilmiyorum kaçınılmaz. Bir de şöyle de bir şey var, eğer ki mesela bakıyorum eğer ki bütün gece çok çok uyanıp da çok emiyorsa çıkıyor ama az uyanıyorsa mesela gece iki kere uyanmışsa, 3 saatte bir gibi uyanmışsa, çok nadir olsa da bez dolmamış oluyor ve hiç dışarıya da çıkmıyor. Bir de erkek çocuk yan yatınca yandan çıkıyor bez dolmasa da falan. Dolayısıyla diyeceğim bu benim için sıkıntı değil. Çünkü biz ne yaparsam yapayım her sabah bütün o üst bir değişiyor. Çünkü illaki bir yerinden çıkmış oluyor. Eğer ki gece 3'te falan değiştirmiyorsam. Gece 3'te falan da bir kere aslında değiştirsem bunu yaşamayacağım. Ama gece 3'te de değiştirirsem uykusu açılır diye değiştirmiyorum sonuçta. Sabah üst değiştirmek mi daha kolay, bir bez değiştirmek mi derseniz. Gece 3'te evet çok kolay bez değiştirmek ama uykusu bir açılırsa sonra uyuması çok zor olur ve beni de çok zorlar diye. Değiştirmiyorum gece boyunca. Mümkün olduğunca akşam en geç saate kadar en geç saatte değiştirmeyi şey yapıyorum. En geçse ne olacak zaten bebeğin? 10 olur yani en geç. 10'da uyuyor. Örnek veriyorum yani. Neyse. Çok konuştum. Burada torbalar var.
Bu işte de karlı mıyım, zararda mıyım çok da emin değilim ama yine 110 liralık oluyoruz yani. Bebek bezi hadi pahalı, aman ucuz diyorum, yarı fiyatına diyorum ama yok yok, şöyle aslında diğer ihtiyaçlarımı alıyorum. Hem çok iyi oluyor, ağır şeyleri aslında daha çok bir de buradan almayı şey yapıyorum. Bir de evde illaki bir ihtiyaçlar oluyor. Yani bezin fiyatı 26 lira. Evet, bezin fiyatı 26 lira. Dönüyorum, dolaşıyorum. Bir 60 lira zaten almak zorundasınız sipariş gelmesi için. Alınıyor yani, ihtiyaç bitmiyor. O yüzden de ben Migros sanal marketi çok seviyorum. Her alışverişte söylüyorum çünkü çok büyük kolaylık benim için. Benim gibi hem anneler için, anne olmana gerek yok, dışarıya çıkamıyor olabilirsin. Dışarıya çıkmak istemeyebilirsin ya da. Çok büyük kolaylık. Evet, alışverişe hemen başlayalım. Gördüğünüz üzere bir paket bebek bezi. Niye bir paket alıyorum? Sonuçta başka ihtiyacım olmasa iki paket alırım. 50 lira yapıyor. Bir yanına bir şey daha alırım. 60 lira zaten yapıyor. Öyle de yapabilirim ama başka ihtiyaçlarım olduğu için bir paket alıyorum ki yeniden bittiği zaman bez, bu sefer diğer ihtiyaçlarımı da ortalama bir 10 gün falan gidiyor hemen hemen. Diğer ihtiyaçlarımı da o zaman alırım diye bir paket alıyorum. Şimdi şöyle şurada bir torbamız var. Ne aldım? Şöyle açayım. Şimdi şöyle şu 7 günler indirimdeydi. İndirim değil. İndirimdeydi. 7 gün 4'lü 6 lira. Şöyle kaldıramadım da. Şöyle 4'lü 7 gün 6 lira. Bir bundan aldım. Bir de daha önce de dediğim gibi eşim şunlardan seviyor ve içiyor. Şöyle şunlar indirimdeydi. Kutu kola ve şöyle 7 gün. Bu büyüğünü indirimde diye aldım. Aslında böyle almak işime geliyor. Evet, çok daha pahalı belki buna göre, bunlara göre ama şöyle oluyor çünkü. Mesela şimdi bu büyüğün bir tanesi açılıyor. Açıldığı gün eşim içiyor, daha sonra asitsiz diye tercih etmiyor, içmiyor. O burada sürünüyor ya da biz içiyoruz mecburen. Ben içmek hani olunca, dolabı açıp da böyle bir şey olunca içiliyor ister istemez, olmazsa da içmiyorum. Benim içtiğim en şey zararlı şey iced tea çok seviyorum sadece. Diğer türlü ben genelde ayran içmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ay diyeceğim yani, bunları böyle tek tek almak evet biraz pahalı ama aslında benim için daha kârlı çünkü diğer türlü bunları tek tek almış oluyorum. Kaç paraymış bunlar? 7 gün. 7 günün o 7 lira dörtlüsü, kola 12 lira altılısı. Evet. Bu da böyle 12 liraymış. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tanesi yani 2 liraya gelmiş oluyor. Bunlar böyle. Ondan sonra bir karton yumurta. Şöyle. Bir karton yumurta. 11 lira mı ne, bunun da fiyatı var. Her zaman aldığım güneş mi, güreş mi? Güreş marka. Ondan sonra labne. Labne peynirim veya krem peynirim bittiği zaman böyle bakıyorum. Hangisi uygunsa, hangisinde kampanya varsa alıyorum ben. Ben hepsini seviyorum çünkü. En son Şok Market'ten misin aldım. Ben krem peynir yiyorum yani kahvaltılarda, seviyorum. Böyle labnenin, Pınar labnenin bence en güzeli de budur lezzet olarak. Pınar labnenin üçlüsü 15 liraydı. Çok güzel bir kampanya. Şöyle üçlü Pınar labne aldım. Tanesi 5 liraya geliyor. Bunların normalde tanesi 7 lira mı sanki? Ya da daha mı pahalı, emin değilim ama 5 lira olmadığı kesin. Şimdi hatta şunun bir tanesini unutmadan ayırayım, anneme götüreyim. Aynı boyut hem de farklı boyut da değil yani 200'lük. Bunu şöyle ayırayım. Dolaba ayrı koyayım ki anneme götüreyim onu. Ondan sonra bir de ben Migros'un sütlerinden de alıyorum. Tatlı falan yapmak için çok iyi oluyor. Dolapta bulunsun diye almışken 3 lira tanesi, 3 tane süt aldım. Orada da süt var. Ve yine dediğim gibi hep ağır şeyler alıyorum ya. Şöyle soda.
sırma soda aldım. Böyle sade iki tane soda. Bunun da paketi, yani altılısı 10 lira mı? Evet, 10 lira. Bunun da altılısı. Yok 10 lira. Ha yok 10. Ha yok yok. 5.70 bir paketi. Yani ortalama işte 6 liraya geliyor. İki tanesiymiş o fiyat. Tamamdır. Evet. Aldıklarım bu kadar. Çok fazla bir şey değil. Dediğim gibi bez alırken ihtiyaçları da aldım. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Kartal içeride uyuyor. Bugün ne yapacağım? Bugün bir yemek yapmayacağım. Çünkü niye? Eşim yine maalesef akşam mesaiye kalma durumu var. Son anda derse ki kalmıyorum. Buzlukta köfte var. Köfte patates falan yaparım diye düşündüm. Ama yemek yapmayacağım. Çünkü kalıyor yani. Maalesef yemek kalıyor ve ben yemek zorunda kalıyorum. Hadi ben öğlenleri yiyeyim, ne kadar akşamları yiyeyim, ne kadar da olsa çok kalıyor. O yüzden yapmıyorum. Ben gidiyorum. Çok konuştum yine. Çok çenem düştü. Bugün ne yaptım? Bugünün ilk videosu bu aslında. Kartalın küçüklerini ayırdım. Bayağı bir böyle şey yaptım. Ayrım yaptım. Yeni aldığım şeyler de var malum. Onları şimdi yerleştirmek için çekmecelerde yer açmak da lazımdı. Yer açma derken tabii ki olan şeyi atmadım. Yer açmak için zaten küçüklerinin ayrılması gerekiyordu. Şimdi o yeni aldığım şeylerin etiketlerini falan keseceğim. Onlar bir yıkanacak. Hava da yağmurlu. Ne zaman kurur bilmiyorum ama bir su onları yarım saatlik programda yıkayacağım ve asacağım. Hadi sonra görüşürüz.